Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhamnâ bis-sâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merhum Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tefsirini yapıyoruz ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğinin ikinci yılında inmiş olan ve 13. sırada inmiş olan Asr suresinin tefsirine başlayacağız inşallah. Evet, değerli arkadaşlar, Suretül Asr'ı Mekkiyetün, evet, Asr suresi Mekki bir suredir. Yani Peygamber Efendimiz'e Mekke döneminde 13. sırada inmiş olan bir suredir. Ancak resmi sıralamada 103. sıraya yerleştirilmiştir. Ve ayatuha telasün ve 3 ayetten meydana gelmektedir. Beyne yedeyi sureti, surenin takdimi, Suretül Asr-ı Mekkiyetün, evet, Asr suresi Mekki bir suredir. Ve kad caet fi gayetil icazi vel beyani, evet, gayet icazlı ve beyan ilmiyle dolu olan bir efendim suredir. Li tavdihi, sebebi saadetil insani ev şekavetihi, insanın bu dünyada mutlu, bahtiyar veyahut da bedbaht olmasının sebebini açıklayan, 3 ayetten meydana gelen kısa ve özlü, muciz bir suredir. Ve necahihi fi hadihil hayati ev husranihi ve dimarihi, insanın bu dünya hayatında başarıya ve kurtuluşa ulaşmasını ve insanın hüsranını ve yok olmasını, dimarını açıklayan bir suredir. Akseme Teala bil asrı, surenin birinci ayetinde Allah-u Teala asra yemin etmiştir. Ki bu ayette asırdan maksat ve huve zaman ellezî yentehî fîhî umrul insan. İnsanın ömrünün bitip tükendiği zamandır. Asırdan kasıt. Ve mâ fîhî min esnâfil acâibi ve zaman içerisindeki çok acayip sınıflar ve olaylardan bahsedilmektedir. Vel iber eddalle ala kudretillahi ve hikmetihi, Allah'ın hikmetine ve Allah'ın gücüne, kudretine delalet eden ibret alıcı çok acayip şeylerden bahsedilmektedir. Ala enne cinsel insan fi hasaretin ve nuksanin, evet, ikinci ayet-i kerimede Yüce Allah İnsan cinsinin, insanlığın bir hüsran ve bir noksanlık içerisinde olduğu ayet-i kerimede ifade edilmektedir. İlla ancak bu hüsrandan, bu zarardan, bu ziyandan kurtulacak olan insanlar men ittasafe bil evsafil erbaati, şu 4 vasıfla vasıflanan insanlar ancak bu hüsrandan, bu ziyandan kurtulabileceklerdir. Ve birinci vasıf beyye el imanu, birincisi imandır. İkincisi ve amelus salihu, salih ameldir. Üçüncüsü ve tavasi bil hakkı, hakkı tavsiye etmektir. Ve dördüncüsü de vel yatisamu bis sabri, sabra yapışmaktır. Sabra efendim tutunmaktır. Vehiye, işte bu 4 esas Üsüsül fadileti, faziletin esaslarıdır. Ve esasüd din, dinin esaslarıdır. Ve lihâda gâlel imamu Şafii rahimahullah,
İşte bundan dolayı Allah rahmet etsin İmam Şafii şöyle demiştir. Levlem yenzilillahu siva hadihi sure levlem yunzilullahu siva hadihi sureti lekefeten nase. Evet. Şayet Allah Teala bu sureden başka hiçbir sure indirmeseydi sadece bu sure insanlar için yeterli olurdu. Yani insanlığın kurtuluşu için yeterli olurdu demiştir. Evet, bu girişten sonra, bu takdimden sonra artık surenin tefsirine başlayabiliriz. Değerli dostlar, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî husr. İnsan bir hüsran, bir ziyan içerisindedir. İllellezîne âmenû, ancak iman edenler ve amilus salihati, salih amel işleyenler ve tevâsav bil hakkı, birbirine hakkı tavsiye edenler ve tevâsav bis sabrı, birbirine sabrı tavsiye edenler bu hüsrandan, bu ziyandan müstesnadır. Bu özellikte olan insanlar zarardan, ziyandan ve hüsrandan kurtulacaklardır. Evet, ayetlerin bu şekilde Türkçe mealini kısa ve özlü olarak verdikten sonra tefsirine geçebiliriz. Et-tefsiru vel asrı innel insane lefî husr. Birinci ve ikinci ayetler. Ey yani uksimu bid-dehri ve zamani. Asra ve zamana yemin ediyorum ki lima fihi min esnafil garaibi vel acaibi. Çünkü zaman içerisinde birçok garip olaylar ve birçok acayip şaşılacak nitelikte hadiseler, olaylar cereyan etmektedir. Vel iberi vel izat, insanın ibret alacağı ve insanın öğüt alacağı birçok şeyler meydana gelmektedir. Bu zaman içerisinde ala ennel insane fil husranin, şüphesiz ki insan bir hüsran içerisindedir, bir zarar içerisindedir, bir kayıp içerisindedir. Li ennehu, çünkü insan yufaddilul acilete alel acile. Evet, acile dediği dünya ve dünya nimetlerini, alel acile, acile dediği de ahiret ve ahiret nimetlerine tercih eder. Ve tugallibu aleyhi el ehva'u ve şehvat, insana şehri duygular ve heva ve hevesleri galip gelir. Gâle ibn-i Abbas'ın, Abdullah ibn-i Abbas şöyle demiştir. El asru, evet bu ayette, yani birinci ayette yemin edilen asır, huve dehrü, dehirdir, zamandır. Akseme teâlâ bihi, Allah Teala ona yemin etmiştir. Liştimalihi alâ esnafil acaibi, çünkü zaman içerisinde birçok acayip olaylar mevcuttur. Ve gâle katâdetü, Katade de şöyle demiştir. El asru, evet bu birinci ayette yemin edilen asırdan maksat ve ahiru saatin nehar, gündüzün son saatleridir demiştir. Akseme bihi, Allah Teala gündüzün son saatlerine yemin etmiştir. Kema akseme bi duha, gündüzün sabah vaktine, duha vaktine yemin ettiği gibi bu ayette de Allah Teala gündüzün son vaktine yemin etmiştir. Lima fihima min delailil kudretil bahirati. Çünkü gündüzün ilk vakitlerinde ve son vakitlerinde Allah'ın açık seçik kudretine deliller vardır. Vel izatil baliga, çok ibret alınacak efendim olaylar vardır. Ve innema akseme teala bizzamani, Allah Teala zamana yemin etmiştir. Li'ennehu, çünkü zaman re'sü umril insan, insanın ömrünün başıdır, esasıdır. Fe kullu lahzatin, her lahza tamdi
insanın ömründen her lahza geçmektedir. Fe inneha min umrike, yani geçirmiş olduğun her lahza insanın ömründen geçen bir lahzadır, bir andır. Ve naksın min eclike, ve ecelinden bir noksanlık meydana gelmektedir. Kema galel gailu, nitekim şöyle diyen şair ne kadar güzel söylemiş. İnna lenefrahu bil eyyami nakta'uha, evet biz geçirdiğimiz günleri ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Günler geçtikçe biz seviniyoruz. Zaman ilerledikçe biz seviniyoruz. Ve kullu yevmin mada naksun minel eceli, halbuki geçirdiğimiz her gün ömrümüzden bir noksanlaşma meydana getirmektedir. Yani her gün ömrümüzden noksanlaşma meydana getirmektedir, noksanlaşmaktadır. Galel Kurtubi de şöyle demiştir. El Cami'u li Ahkamil Kur'an adlı tefsirinde Kurtubi şöyle demiştir. Aksemallahu azze ve celle bil asri. Evet, Allah Teala asra yemin etmiştir. Ve huve dehru, ve bu yemin edilen asırdan kasıt da dehirdir, zamandır. Bima fihi minet tenbihi bi tasarrufil ahvali. Evet. Çünkü zaman içerisinde birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Buna dikkati çekmek için Allah Teala zamana yemin etmiştir. Ve tebeddüliha, zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler mevcuttur. Ve ma fiha mined delaili alessani'i, nitekim bu zaman içerisinde meydana gelen bu olaylar ve bu değişikliklerde her şeyi yoktan var eden, saniye olan, yaratıcı olan Allah'ın varlığına deliller mevcuttur. Ve gile denildi ki hüve kasemün bisalatil asr, yani burada birinci ayetteki vel asr, asırdan kasıt ikindi namazıdır. İkindi namazına Allah Teala yemin etmiştir, denilmiştir. لِاَنَّهَا اَفْتَلُ السَّلَوَاتِ, çünkü ikindi namazı namazların en faziletlisidir. Çünkü insanın amelleri ikindi vaktinde Allah'a iletilmektedir. Evet, üçüncü ayete geçtiğimizde اِلَّلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, evet, insan bu hüsrandan, bu ziyandan, bu zarardan ancak iman edenler kurtulacaktır. İllellezine amenu ve amilus salihati, ve salih amel işleyenler kurtulabileceklerdir. Ey yani ceme'u beynel imani ve salihil amali, yani kendisinde imanı ve salih ameli cem eden, birleştiren insanlar kurtuluşa ereceklerdir. Fehaulai humul faizune, işte bu özellikte olan insanlar başarıya ve kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Li'ennehum, çünkü onlar ba'u el hasise bin nefisi, evet, çünkü onlar dünya hayatını satmışlar, ahireti onun yerine ne yapmışlardır? Almışlardır. Yani değersiz olan dünya hayatını, dünya nimetlerini satmışlar. Onun karşılığında nefis olan, değerli olan, ebedi olan ahireti ve ahiret nimetlerini almışlardır. Vestebdelu el bagiyyati salihati, evet, salih ve baki olan şeylerle değiştirmişlerdir. Ivadan ani şehvatil acilati, acil olan şehvi duygu ve düşüncelerin yerine salih olan ve baki olan şeyleri almışlardır. Bundan dolayı iman eden ve salih amel işleyen insanlar kurtuluşa erişeceklerdir. Kurtuluşun üçüncü vasfı ise değerli dostlar, ve tevasav bil hakkı, birbirine hakkı tavsiye edenler kurtuluşa ereceklerdir. Yani evsa ba'duhum ba'dan bil hak, yani birbirine hakkı tavsiye eden insanlar kurtuluşa ereceklerdir. Ve huvel hayru kulluhu minel iman. Evet, bunun tamamı da imandandır. İmandan kaynaklanmaktadır.
insanların birbirine hakkı tavsiye etmesi ve tasdik ve ibadeti Rahman, evet, Allah Teala'nın varlığını, birliğini tasdik etmek, ahireti tasdik etmek ve Rahman olan Allah'a ibadettendir. Ve tevasav bis sabr, insanın kurtuluşunun dördüncü ilkesi de insanların birbirine sabrı tavsiye etmesidir. Ey yani ve tevasav bis sabr aleşşedaidi vel mesaibi, evet, musibetlere ve çok şiddetli, dehşetli olaylar karşısında insanların birbirine sabrı tavsiye etmesi kurtuluşun dördüncü özelliğidir, dördüncü şartıdır. Ve alâ fiilit ta'at, ve insanların Allah'a itaat konusunda sabretmeleri ve terkil muharramat, haram olan şeyleri terk etme konusunda sabırlı davranmaları. Hakeme teâlâ bil husâri alâ cemî'in nâs, Allah-u Teala bu surenin ikinci ayetinde bütün insanları hüsrana uğramakla hüküm verdi ve bu şekilde vasıflandırdı. Yani bütün insanlığın bir hüsran içerisinde, bir ziyan içerisinde olduğunu ifade etti. İlla men eta bihadihil eşya, bihadihil eşyail erbati, ancak şu dört şeyi yapan ve bu dört özellikte olan insanlar bu hüsrandan ve bu ziyandan kurtulacaklardır. Ki o özellikler de vehiye el imanu, birincisi iman, sağlam bir imana sahip olmak. İkincisi vel amelü salihu, salih amel işlemek. Üçüncüsü ve tevasi bil hakkı, müminlerin, Müslümanların birbirine hakkı tavsiye etmesi. Ve dördüncüsü de ve tevasi bil sabrı, insanların birbirine sabrı tavsiye etmesi. İşte bu dört özelliği birlikte bulunduran insanlar kurtuluşa ve başarıya erişeceklerdir. Hem dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilecekler, hem de ahirette ebedi saadete erişebileceklerdir. Fe inne necatel insani, insanın başarısı, kurtuluşu la tekunu illa iza kemmelel insanu nefsehu bil imani ve vel ameli salihi. İnsan ancak kendisini, nefsini iman ve salih amelle olgunlaştırırsa insan kurtuluşa erişecektir. Ve kemmele gayrahu bin nushi vel irşad, başkalarını da nasihat etmek ve irşad etmekle kurtuluşa erişecektir. Feyekunu kad cema beyne hakkillahi, ve böylece hem Allah'ın hakkını yapmış olur ve hakkal ibad, ve kulların hakkını tam manasıyla yerine getirmiş olur insan. Ve hâdâ huve sırru fî tahsîse hâdihil umûril erbâti. İşte bu dört şeyin özellikle bu surenin üçüncü ayet-i kerimesinde insanların kurtuluşu için zikredilmesinin sırrı budur. Evet, böylece değerli dostlar, Asır suresinin bu üç ayetini kısa ve özlü olarak tefsirini yapmış olduk. Bu ayetlerde kullanılmış olan belagî özellikler var, edebi özellikler var. Onları da açıklayarak inşallah bugünkü dersimizi bitireceğiz. Evet, tedammenet es-suretül kerimetü, bu yüce sure içermiştir. Vucuhen minel bedî evel beyani, bedî ve beyan ilminin çeşitli vecihlerini içermiştir. Nucizuha, o yönleri özet olarak zikrediyoruz, özetliyoruz. Fîmâ yeli, aşağıdaki gibi özetliyoruz. Birincisi, birinci edebi güzellik, özellik. İtlâkul bât ve iradetül kul. Evet, bir kısmı efendim ifade edilmiş ama tamamı kastedilmiştir. Ayet-i kerimede innel insâne, insan denilmiş. Ancak bu ifadeyle ey ennâsu bidelilil istisna, istisna deliliyle insanlığın tamamı ne yapılmıştır? Kastedilmiştir. Yani tek bir insan zikredilmiş ama insanlığın tamamı ne yapılmıştır? İnsan cinsi kastedilmiştir. Evet, ikinci edebi özellik değerli dostlar.
Ettenkiru li tazimi. Evet. Tazim için, yüceltmek için nekra kelime kullanılmıştır. Şu ayeti kerimede lefi husrin. Husrin kelimesi nekra bir kelimedir. Dolayısıyla ey fi husrin azimin, yani büyük bir hüsran içerisindedir. Ve dimarin şedidin, şiddetli bir yok olma içerisindedir anlamındadır. Dolayısıyla burada nekra bir kelime zikredilmek suretiyle tazim, yani ne kadar büyük bir ziyan ve büyük bir hüsran içerisinde olduğu insanın ifade edilmek istenmiştir. Evet, üçüncü edebi güzelliğe gelince, edebi sanata gelince değerli dostlar, el-ıtnabu bir tekrar el fiili, fiilin tekrar edilmesi suretiyle itnap sanatı kullanılmıştır. Evet. Ve tevasav bil hakkı, evet, birbirine hakkı tavsiye edenler ve tevasav bis sabri ve birbirine sabrı tavsiye edenler kurtuluşa erişeceklerdir. Evet, bu ayeti kerimede tevasav fiili iki defa ne yapılmıştır? Tekrar edilmiştir. Ve buna biz Arapçada bu fiillerin, aynı fiilin aynı ayette tekrar edilmesiyle itnap sanatı kullanılmış oluyor. Evet. Bi ibrazi kemalil inayeti bihi, böylece bunlara ne kadar önem verildiği, yani insanların birbirine hakkı tavsiye etmesi ve insanların birbirine sabrı tavsiye etmesinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade etmek için bu şekilde fiil tekrar edilmiştir ve itnap sanatı kullanılmıştır. Dördüncü edebi sanat olarak değerli dostlar, zikrul hası ba'del ammi, umumi bir ifadeden sonra hususi bir ifadenin zikredilmesidir. Evet. Ve tevasav bis sabrı. Dikkat ederseniz bu sabır aslında hakkın bir kısmıdır. Dolayısıyla önce hak, umumi bir ifade olarak hak zikredilmiş. Sonra hususi bir ifade olan sabır ne yapılmıştır? Ondan sonra zikredilmiştir. Fe inne sabra, şüphesiz ki sabır, dahilun fi umumil hak. Hak kavramının içerisinde yer almaktadır. Aslında sabır da hak kavramının içindedir. Kapsamı içerisindedir. Demek ki umumi bir lafızdan sonra hususi bir lafız zikredilmiştir. İlla ennehu efredehu bizzit. Sabrı özellikle bu umumi ifadeden sonra tekrar zikredilmesinin sebebi işaretün bir fadileti sabır. İşaretün olması lazım. Dal yerine ra olması lazım. İşaretün bir fadileti sabır, sabrın ne kadar faziletli olduğuna işaret etmek için umumi bir ifadeden sonra hususi olarak sabır ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Evet, böylece bu efendim edebi sanatı da açıklamış olduk. Beşinci olarak es-sec'u gayrul mütekellif. Evet, çeşitli zorluğa teklife girmeden, sıkıntıya girmeden seci sanatı kullanılmıştır. Misli vel asr, es-sabr, el-husr. Dikkat ederseniz bu kelimelerin hepsinin sonunda ra harfi vardır. Asr, es-sabr, husr hepsinde ra harfi vardır. Dolayısıyla buna biz Arapça belagatta seci sanatı diyoruz. Ve hüve minel muhasenatil bedi'iyeti. İşte bu bedi'i edebi güzelliklerden biridir. Evet, tenbihun, şöyle bir nükte dikkati çekmekle bitiriyoruz. Ahrecel Beyhakiyyu fi şuabi, evet, Şuabil İman adlı eserinde Beyhaki tahrişte bulunmuştur. An Ebi Huzeyfe'de, Ebu Huzeyfe'den nakletmiştir. Ve kânet lehu suhbetün, evet, Ebu Huzeyfe'nin bir sohbeti vardı. Gale kâne racülâni min ashabi Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından iki adam vardı, iki kişi vardı. İdâ iltekaya,
O iki kişiden ikisi bir araya geldikleri zaman, karşılaştıkları zaman iltega yeltegi iza iltega ya, o ikisi birbiriyle karşılaştıkları zaman lem yeteferraga teferraga yeteferragu, ayrılmak. Teferraga ayrıldı, yeteferragu ayrılıyor. Lem yeteferraga, aslı bu fiilin yeteferregani, sonundaki mimden dolayı, lemden dolayı sonundaki nun düşmüştür. Lem yeteferraga hatta yakra ehaduhuma alel ahari surete vel asr. Evet. Demek ki Peygamber Efendimizin sahabilerinden o iki sahabi bir araya geldikleri zaman birbirlerine Asır suresini okuyup da Asır suresindeki bu hakikatları hatırlatmadan birbirinden ayrılmazlardı. Sümme yüsellimu ahaduhuma alel ahar, Asır suresini okuduktan sonra birbirine selam verirler ve o şekilde birbirinden ayrılırlardı. Bu olay da şunu gösteriyor değerli dostlar. Demek ki Asır suresi gerçekten insanlığın kurtuluşunun temel ilkeleri açıklanmış olan çok önemli bir suredir ve bu surenin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlığın ebedi kurtuluşu için gerekli olan önemli 4 vasfı açıklamıştır. Yüce Rabbimiz bizleri bu 4 vasıflanan, muttasıf olan hakiki müminlerden eylesin ve Yüce Rabbim kendisine bizleri layık kul eylesin. Habibi ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin inşallah. Amin. Temme bi'avnihi teala, Allah'ın yardımıyla tamamlanmıştır. Suretü tefsiru suretil asrı, Asır suresinin tefsiri böylece Allah'ın yardımıyla tamamlanmıştır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.